Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle müthiş bir lazanya yapacağız. Hamurundan tutun içindeki bütün malzemelerine kadar her şeyi kendimiz en ayrıntısıyla elle evde yapacağız. Eğer hazırsanız kıymalı lazanyamızın yapmasına başlayalım. Öncelikle tavamızın içine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı aldık. Yağımız hafif ısındıktan sonra üzerine bir adet soğan ve 3 diş sarımsağımızın rendesini de ilave edip soğan ve sarımsaklarımız güzelce kavrulana kadar kavuruyoruz. Soğan ve sarımsaklarımız kavrulduktan sonra da üzerine 150 gram kadar dana kıymamızı ilave ediyoruz ve tekrar kıymamız kavrulana kadar Ocakta karıştırma ve kavurma işlemine devam ediyoruz. Kıymamız da kavrulduktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar rendelenmiş havucumuzu ilave ediyoruz. Ve tekrar kavuracağız. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da karışık salçamızı ilave ettik. Domates, biber karışık. Şimdi bunları da güzelce kavuralım. Salçamız ve havucumuz da kavrulduktan sonra artık üzerine baharatlarımızı da ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra bir su bardağının 3'te 2'si kadar da domates püremiz var. Domates püremizi de ilave ediyoruz. Yine yarım su bardağı kadar ilikli kemik suyumuz vardı. Lezzet vermesi bakımından kemik suyumuzu da ilave ediyoruz ve bütün malzemelerimizi güzelce pişinceye kadar kavuruyoruz. Evet, kıymalı harcımız güzel bir şekilde kavruldu. Yaklaşık 15-20 dakikadır ocakta. Artık altını kapatabiliriz. Beşamel sos için 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı eritiyoruz. Erittikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve un güzelce rengi değişene kadar kokusu çıkana kadar kavruluyor. Unumuz güzelce bir 10 dakikadır kavruluyor. Artık üzerine toplam 4 su bardağı sütümüzü ilave edebiliriz. İlk başta 3 su bardağı sütümüzü ilave ettik. Daha sonra 1 su bardağı daha ekledik. Yani toplam 4 su bardağı süt ilave etmiş olduk. Şimdi baharatlarımızı da ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Yine güzelce karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Beşamel sosumuz güzelce kaynıyor. Kaynadıktan sonra da bir 5 dakika kadar bu şekilde ocakta karıştırdıktan sonra artık alabiliriz. Lazanyamızın hamurunu yapmaya geçelim. 4 adet yumurtamız var. Yumurtamızı mutfak robotumuzun içine aldık. Üzerine bir çimdik kadar tuz ilave ettik. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettik. Toplam 2,5 su bardağı da un ilave edeceğiz ama bu unu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. İlk başta bir su bardağı unumuzu ilave ettik. Daha sonra çıkarıp bir su bardağı daha ilave ettik. Son olarak da bir yarım su bardağı un ilave ettik ve toplam iki buçuk su bardağı un ilave ederek güzel bir hamur elde etmiş olduk. Daha sonra mutfak robotumuzdan çıkaracağız artık hamurumuzu. Elimizle de yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğuracağız ve 15-20 dakika kadar da dinlendirmeye bırakacağız hamurumuzu. Şimdi yoğurma işlemi bitti. Dediğim gibi bir 20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım hamurumuzu. Hamurumuz güzel bir şekilde dinlendi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam elde ettik. Hem renk olsun hem yumuşaklık olsun harika bir hamur elde ettik. Toplam 5 adet lazanya hamurumuz çıkıyor. Bezellere ayırdık ve tek tek açmaya başlıyoruz. bu şekilde yeterince inceldikten sonra artık diğer bezemizi de açmaya başlıyoruz. Nazan hamurumuz gördüğünüz gibi incecik ve perde gibi bir hamur elde ettik. Makinasız da bu hamuru çok rahat bir şekilde elde edebiliyoruz. Hamurlarımızın tamamını bu şekilde yaptıktan sonra elimizde toplam 5 adet hamur olacak. Şimdi 3'ünü yaptık ve 5 hamurun tamamını yaptık. Göstereyim size bu şekilde hamurlarımız da harika. Şimdi artık lazanyamızın yapımına geçelim. Böyle bu şekilde dikdörtgen bir borcamamız var. İlk başta borcamamızın ölçüsüne göre lazanya hamurumuzu kesiyoruz. Ve en altına yerleştiriyoruz hamurumuzu. Daha sonra üzerine iç harçlarımızı ilave edeceğiz. İlk başta kıymalı iç harcımızı ilave ediyoruz. Yeteri kadar iç harcımızı ilave ettikten sonra üzerine de beşamel sosumuzu bir kepçe yardımıyla dökeceğiz. Beşamel sosumuzun kıvamını sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sulu bir beşamel sosu olması lazım. Eğer katı yaparsanız hiç güzel olmayacaktır. O yüzden verdiğim ölçülerde yapın beşamel sosunu. Aralarına kaşar peyniri, dil peyniri, çeçil peyniri veya bizim gibi örüklü peynir de ilave edebilirsiniz. Yani lazanyanın içinde eriyecek herhangi bir peynir ilave edebilirsiniz. Şimdi artık kalan lazanya hamurlarımızı da bu şekilde düzgün parçaları ayırarak üzerine ilave ediyoruz. Tekrar iç harcımızı ve beşamel sosumuzu ilave ettikten sonra bir daha hamur koyacak şekilde bütün katlarımızı aynı işlemi tekrarlıyoruz. Artık son kat için de aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Kalan iç harcımızı da ilave edip tekrar güzelce yayıyoruz. Toplam 5 katlı yaptık arkadaşlar. Size verdiğim beşamel sosunun ölçüsü 2 ayrı lazanya içindir. Biz bundan sonra bir de sebzeli lazanya yapacağız. O yüzden ve size verdiğim beşamel sosu ölçüsünün yarısı kadar beşamel sosunu yapın. Aşağıda malzemeleri tam yarısı olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi beşamel sosumuz kaldı. Çünkü bir adet daha lazanya yapacağız. O da sebzeli olacak. Şimdi artık son katı da üzerine bu şekilde kapattıktan sonra lazanyalarımızı fırına verebiliriz. 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Son olarak yine beşamel sosunu üzerine döktük. Ve elimizde bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri var. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da kaşar peynirimizi üzerine ilave edip dediğim gibi 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye alacağız. Şimdi artık fırına verelim. Lazanyamız yeterince pişti, çok da güzel oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun.